Buyuruyor ki kum feendir ve rabbeke fekebbir. Bu görevini yaparken şunlara dikkat et diyor. Bunlar altın nasihatler kıymetli. Altın ne ki yani? Değerli olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Altın nasihatler. Diyor ki evet, insanları uyaracaksın. Ancak ve rabbeke fekebbir. Sadece ve sadece Rabbinin büyüklüğü, Rabbinin azameti kalbinde olacak. Allahu Ekber. Namaza başlarken, namazın ortasında, rükûde, secdede, secdeden kalkarken hep Allahu Ekber deriz. Ezan-ı Muhammed'i de 4 kere Allahu Ekber, Allahu Ekber deriz. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini tekbir et. Ne demek? Sadece ve sadece Allah'ın büyüklüğü senin kalbini, hayalini, hayatını kuşatsın. Allah'tan büyük yoktur. Saygı mı? Ona. Hürmet mi? Ona. Emre itaat etmek mi? Ona. Yasaklarına dikkat etmek mi? Ona. Allah'tan büyük yok. Anlatırlar, eskiden jandarma hakimiyeti vardı ya, köy köy dolaşırdı jandarma dipçikle beraber, yapacaklarını yapardı, düşündüklerini yapardı. Kaymakam bey gidiyormuş arabasıyla beraber, arabası çamura batmış. Çıkmıyor. Köylüleri çağırmış, talimat vermiş. Gelin bakayım, yardım edin, şu arabayı çıkarın. Köylüler de demiş ki şuna bak, sanki jandarma oldu bize emir veriyor. Ya jandarma kim, kaymakam kim? Adam zannediyor ki jandarma kaymakamdan daha yetkili. Şuna bak diyor, sanki diyor jandarma olmuş bize emrediyor. Doğru gören, doğru bilen kaymakam jandarmadan daha yetkilidir, değil mi? Doğru bilen, doğruları bilen Allah'tan daha yetkili yoktur kainatta. O en büyüktür. Onun büyüklüğünü kalbe koymak lazım. Patron mu büyük, Allah mı büyük? Haşa etim maşa. Patron kim ki ya? O zaman patron diyor ki namaz kılmayacaksın. Allah diyor kılacaksın. Hangisini dinleyeceksin? Komutan mı büyük, Allah mı büyük? Allah büyük. Peki komutan diyor ki namaz kılmayacaksın, oruç tutmayacaksın. Hangisini dinleyeceksin? Ya Allah'ı dinleyeceksin. En büyük kimse, onu dinleyeceksin. Ve rabbeke fekebbir. Hayatta biz Allahu Teala'nın büyüklüğünü, Allahu Ekber diyoruz ya, dinliyoruz diyoruz ya, bunu gerçekten kalbimize yerleştirsek, o zaman İslam dinini yaşamak bize bal gibi gelir. Kim ne derse desin, önemli değil. Dövseler de önemli değil. Bir kardeşimiz askerde, namaz kılıyor fi tarihinde, komutan çağırıyor onu, çat çut çat çut tokat yapıştırıyor ona. Ben sana kılmayacaksın demedim mi? Dedin. O da diyor, dedin. Niye kıldın? Gene kılacağım diyor. Birkaç tane daha yapıştırıyor. Gene kılacağım diyor. Git lan diyor. Ne kadar kılacaksa kıl diyor. Yani o komutanın vurduğu tokatlar ona ne gibi geliyor? Ben namazım için tokat yiyorum. Bal gibi geliyor ona. Abi ben bir tokat yedim, bir daha namaz kılmam demek. Ayrı şey. Vurursan da kılacağım. Yine kılacağım diyor. Vakti geldi yine kılacağım ben diyor. O ayrı bir konu. Ve rabbeke fekebbir. Bu vazifeyi yaparken, yani bir, dinimizi yaşarken, iki, bu imana, bu Kur'an'a, bu nura, bu feyze, berekete davet etmek için Allah'ın azameti kalbe yerleşmesi lazım. Allah'ın büyüklüğü kalbi istila etmesi lazım. Ve rabbeke fekebbir. Yalnız ve yalnız Rabbini tekbir edeceksin, onun azametini kalbine yerleştireceksin diyor.